Hoş geldiniz. Bugün yayınımızda Yeni Asya Gazetesi köşe yazarı ve ayrıca hukuk profesörü Profesör Doktor Ahmet Battal var. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün Ahmet Hocam'la kendisiyle özellikle gündemle alakalı konuşacağız. Yani genel olarak depremin sosyal ve siyasi etkilerini, 14 Mayıs seçimlerinin öncesini ve sonrasında neler yaşanır. Eski Cumhuriyet Halk Partisi, yeni Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve son olarak da Bediüzzaman Hazretleri'nin içtimai ve siyasi olaylara bakışı ve hak, hukuk, adalet anlayışını konuşacağız öncelikle. Evet, Ahmet Hocam şimdi 6 Şubat günü biliyorsunuz büyük bir deprem meydana geldi. Yani gerçekten zor bir süreç. Yani siz bu depremi ve sonrasını özellikle OHAL ilan edilmesi, AFAD ve Kızılay'ın tam da ihtiyaç zamanında çok iyi bir portre ortaya koyamaması ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkıp helalleşelim demesini nasıl karşılıyorsunuz? Evet, zor konuyla başladınız, zor soruyla başladınız. Gerçekten bir aydan fazla bir süredir genel olarak dünyanın, bu bölgenin ve Türkiye'nin en ciddi problemi, gündemi, afetler, felaketler ve son deprem problemi. Öncelikle bütün vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara Allah kolaylık ve sabır versin. Biz de sadece dua etmekle yetinmeyelim. Elbette her şekilde katkı yapalım inşallah. Destek olmaya çalışalım. Ama asıl işin sosyal düzen boyutunu görmezden gelmeyelim. Bu deprem bize ders verdi ki sosyal düzenimiz iyi değil. Sivil toplum yeterince güçlü değil. Daha öncekine nazaran daha zayıf. Bilhassa son 8-10 yılda sivil toplum örgütlenmesinin Türkiye'de yaşadığı erozyon depremle birlikte kendisini daha net bir şekilde gösterdi. Denetimsizlik, denetimde dağınıklık, sivil toplumdaki eksiklikleri net bir şekilde ortaya koydu. Ama asıl devletin bu tür organizasyonları başarma kabiliyetinin gittikçe yükselmesi gerekirken maalesef bilhassa yine son 10 yılda bu konuda devletin kabiliyetinin azaldığını gördük. Bu da üzücü. İnşallah bunlardan ders alınır. Geç müdahalenin en önemli sebebinin hazırlıksızlık olduğu anlaşılıyor. Hazırlıksızlığın en önemli sebebinin de aslında yine var olan hazırlıkların harekete geçirilmesindeki eksiklikler olduğunu, bunun da yine yukarıdan talimat beklemekten kaynaklandığını, daha basit net ifadesiyle bildiğimiz adıyla tek adam rejimini en tepeden başlayarak aşağıya doğru sirayet eden talimatsız iş yapmama ve risk almama prensibinin riski daima yukarıya bırakabilme, yukarıya aktarabilme, hiyerarşide daha yukarıdan talimat gelmedikçe bir harekete geçmeme prensibinin gecikmede en önemli rolü oynadığını görüyoruz. Galiba işin arkasında bir de bilhassa askeri birliklerden yardım alma aşamasında 15 Temmuz ve öncesinde yaşanmış olan bazı askeri müdahale benzeri hadiselerden kaynaklanan korkunun, tepkinin de rol oynadığı anlaşılıyor. Bu konu tam net değil ama ileride belki bazı meseleler daha iyi açığa çıkacaktır. Bütün bunlar maalesef deprem hadisesinde hem zayiatı arttırdı, hem de devletle toplum arasındaki zaten epeyce zayıflamış olan bağı yeniden biraz daha kopardı, kırdı. Depremin altında toplum ve devlet ilişkileri de kaldı maalesef. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir de biliyorsunuz şimdi bu işin bir de siyasi boyutu var. Yani siyasi deprem gibi. 14 Mayıs'ta bir seçime gideceğiz. Yani özellikle depremden sonra iktidar tarafında bir bocalama göründü. Yani biz de buna sistemin enkazı dedik. Halk da bunu gördü. Yani tepkisini de gösterdi. Yani şu an iktidar cenahında o süreç o zaman nasıl işledi ve hala şu an nasıl işliyor olabilir? Yani bu sürece nasıl bakıyorlar sizce ya da baktılar? İktidarda bir dağınıklık olduğu belli. Sorumlu ve yetkili durumunda olan kişilerin sorumluluk sahiplerinin istifa bile edememesi, istifa etmeyi bile başaramaması bu dağınıklığın en net göstergesi. Bir tek kişinin bile istifaya cüret edememesi aslında bu tek adam rejiminin istifa müessesesini bile bozduğunu, itiş ettiğini, demokrasilerde en temel prensip olan
yetkilinin aynı zamanda sorumluluğu kuralının, sorumluluğun en önemli sonuçlarından biri olan başarılı olamadım istifa ediyorum kuralının buralarda işlemediğini net bir şekilde gördük. Aslında önceden de görüyorduk. Affını talep etme denilen bir garip uygulamayla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte başlayan bir tür padişahçılık anlayışının burada da kendisini gösterdiğini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ama insan düştüğü yerden kalkarmış, toplumlar da öyle. Bu bir büyük bir düşüş halidir. Umarız ki inşallah düştüğümüz yerden kalkarız. Evet, inşallah. Yani temennimiz o yönde. Evet. Evet, yani bir de bu işin sonrasında olan Millet İttifakı var. Şimdi seçim sürecine girdik. Tabii depremden hemen sonra oldu bu. 14 Mayıs'ta bir seçim var ve Millet İttifakı'nda altılı masa bir ara 5'e düştü. Sonra tekrar 6'ya yükseldi. Yani İyi Parti'nin buradaki görünüşte fevri hareketini siz nasıl değerlendiriyorsunuz ki geçtiğimiz günlerdeki yazınızda bundan bahsetmiştiniz. Geri dönmesini nasıl buluyorsunuz? Yani ileride de böyle bir duruma meydan açar mı bu? Avrupa Birliği'ni örnek göstermiştim geçen haftaki bir yazımda. Avrupa Birliği öyle bir kuruluş ve gelişme süreci yaşıyor ve yaşadı ki müzakere kültürüyle çözemeyeceği hiçbir mesele kalmamış gibi görünüyor. Brexit'le yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden biriyken Avrupa Birliği'nden ayrılma isteği, referanduma sunması, kendi halkı tarafından kıl payıyla da olsa referandumla ayrılma isteğinin kabul görmesi ve arkasından Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerden birinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını sağlayacak mekanizmaları kurup işletebilmesi, müzakere kültürünün ne kadar kıymetli olduğunu aslında bize uluslararası ölçekte gösterdi. Esasen siyasette de, iç siyasette de müzakere kültürü demokrasinin en önemli unsurlarından biridir, şüphe yok. Ve bugün geldiğimiz noktada Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki gerilimin bitmesinin tek bir yolu var. O da Cumhur İttifakı'nın tümüyle dağılması ve Millet İttifakı'nın bir masa etrafında birleşebilen altı partinin siyasette yeniden oyun kurucu haline gelmesi, bunlardan bazılarının iktidar, bazılarının muhalefet olması ve siyasetin kendi doğru zeminine yeniden oturması. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin geçici bir parti olduğunu artık 10 seneden bu yana herkesin bildiği, açık herkes bildiğine göre AK Parti'den sonrayı orta ve uzun vadeyi planlayarak Cumhur İttifakı'nın olmadığı bir siyasette Millet İttifakı'nın ittifak olmaktan çıkıp rekabet alanında birbirlerine rakip partilerin bir ekip oyunu, bir ekip çalışması, belki bir refakat ya da rekabeti olarak görmek lazım. 10 sene sonra bu olacaktır, belki 5 sene sonra bu olacaktır. Bunun olacağının iyi işaretlerinden birisi altılı masanın kendi içerisinde müzakere kültürüne sahip çıkmış olmasıdır. Masadan ayrılmak, masaya geri dönmek, bunlar günlük siyaset açısından önem taşıyabilir. Ama asıl mesele şudur. Masadan ayrılan, masayı devirmeden ayırıyor. Masaya geri dönen, geri dönerken de siyasi nezaketi muhafaza ederek dönüyor ve gönderilebiliyor. Demek ki bu siyasette mümkünmüş. Aslında bu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki problem de mümkün olabilmeliydi. Ama öyle bir gerilim noktasına getirildi ki maalesef siyaset iki kutuplu bir siyaset haline getirilerek bilhassa son 10-15 yıldan bu yana maalesef başka türlüsü mümkün değilmiş gibi gösterildi millete. Ve aslında Millet İttifakı bize net bir biçimde başka türlüsünün mümkün olduğunu bu deneyle göstermiş oldu. Yani bir üye, Millet İttifakı'nın bir üyesi ittifaktan ayrılıyorum dedi. Sonra şartlar yerine geldi, müzakere tamamlandı ve geri geliyorum dedi. Yarın tekrar ayrılabilir. Bir başkası da ayrılabilir. Bunların hiçbirinin artık bir önemi yoktur. İttifakı zayıflatmak gibi bir durum da söz konusu değildir. İttifak manasının mantığına da uygun olarak müzakere kültürünün gereği yapılmaktadır. Siyasi pazarlık diyorlar buna birileri. Evet, doğru. Siyasi pazarlıksa siyasi pazarlıktır. Ama ortak akıl, ortak doğruyu birlikte bulabiliyorsa buna siyasi pazarlık derken iki tarafın da kazandığı, kazan kazan manasına uygun bir pazarlık olarak baktığımızda hiçbir problem yoktur. Yani Cumhur İttifakı'nın amigoları, paralı askerleri, kurşun askerleri, her kimse onlar, Millet İttifakı'nın altılı masanın bir ortağının, büyük ortaklarından biri denilen bir ortağının ayrılmasıyla adeta erken bir bayram yaptılar. Sonra bir de baktılar ki yaptıkları bayram tam tersine dönmüş.
Aynı şekilde Millet İttifakı'nın taraftarı olan halk kitleleri de o ortaklardan birinin ayrılmasıyla bize göre aslında hiç gerekmediği halde fevkalade ciddi bir üzüntü içine girdiler. Sonra geri döndüğünde de meşhur sözle söyleyelim. Allah sevdiği kuluna eşeğini önce kaybettirir sonra buldururmuş derler. Tabiri caizse kaybedilen mal bulunmuş gibi oldu. Kaybedilen ortak bulunmuş gibi oldu ve olağanüstü bir sevinçle karşıladılar. Ve hatta bu ilginç bir ivme de meydana getirdi ve Millet İttifakı birdenbire depremle birlikte zaten elde ettiği haklı gücü, depremin altında kalan iktidarın, 20 yıllık iktidarın hesap vermesi gerektiği iddiasıyla başlattığı haklı gücü, bir de altılı masanın 5'e düşüp tekrar 6'ya yükselmesiyle ve üstelik Cumhurbaşkanı adayının yanına iki güçlü Cumhurbaşkanı adayını da rakip değil, refik olarak koymak suretiyle ciddi bir güç kazandı. Daha önümüzdeki süreçte altılı masa yeniden tabiri caizse birilerinin tabiriyle söylüyorum, tökezleyebilir mi? Evet, tökezleyebilir. Önemli değil. Yoluna devam eder. Önemli olan odur. Artık altılı masa kanaatince aynen Avrupa Birliği gibi iniş çıkışlarla müzakere kültürüyle birlikte yürümeyi başarabilmiştir. Nedir o birlikte yürümenin ana sebebi, ana kaynağı? Siyaseti yeniden doğru zemine tutturmaktır. Devlet düzenini yeniden parlamenter demokrasi dediğimiz demokratik rejime dönüştürebilmektir. Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtarabilmek ve müzakere kültürünün işlediği, yetkililerin sorumluluk üstlenebildiği, sorumluların yetkili olabildiği bir sisteme yeniden dönüştürebilmektir. Bugünkü sistemde maalesef bakan dediğimiz kişilerin aslında çoğunun sadece seyreden, gerçek anlamıyla bakan durumunda oldukları, çoğunun imza yetkisinin bile olmadığı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Her şey Cumhurbaşkanı'nın tek kalemiyle yürüyor. Her şey Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında ve dolayısıyla aslında her şey Cumhurbaşkanı'na ulaşabilenin bakan olduğunu, ulaşabilenin icraat yaptığı, ulaşabilenin iktidarını yürüttüğü bir saray rejimi biçiminde kendisini gösteriyor. Altılı Masa'nın da bu rejimin kusurlarını baştan beri görenlerle sonradan bunun farkına varanlar arasında bir ittifak olduğu açık. Dolayısıyla altılı masa doğruyu yapmaya çalışıyor. Umarız önümüzdeki süreçte millete meselesini doğru anlatır ve bugün anketler yayınlandığında görünen net skor, net tablo çok daha net bir tablo olarak ortaya çıkar. Seçim günü Millet İttifakı hedeflerine kısa vadede ulaşabilecek parlamenter sisteme yeniden geçiş yapmak üzere anayasayı değiştirebilecek gücü elde ederek iktidara gelir ve müzakereyle doğru bir siyasi sistemi, doğru bir devlet sistemini ve doğru bir toplumsal sistemi yeniden kurarız inşallah. İnşallah. Peki daha demin aslında bir nebze bu konuya değindiniz ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı halk nezdinde sizce nasıl karşılık buldu? Çünkü bir kararsızlar güruhu var, bir belli bir kısım var. Çünkü Kılıçdaroğlu ve partisinin de yani ciddi manada kendini düzeltme çabası ortada aslında. Yani bu iyi bir şey değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun düzelmesi yani iyi bir şey olduğunu görüyoruz aslında. Özellikle tabii dindarlar diyebileceğimiz özellikle o kesimde. Yani ve bu konuda geçmiş dönemde yaşanmış sıkıntıları da göz önüne alarak aslında CHP'nin bu tavrına nasıl bakılabilir? Yani en çok merak edilen konulardan biri de bu aslında. Normal siyasi sistemde olsak, olağan siyasi sisteme geri döndüğümüzde hem geçmişte hem de gelecekte CHP bizim gibi insanların oy verebileceği bir parti değildir, nettir. Bugün için de aynı şeyi söyleyerek başlamak gerekir. Parti tercihi yapmaya sıra geldiğinde biz Demokrat Parti'yi tercih ederiz. CHP ne kadar değişirse değişsin, olabildiği kadar demokrat olur ama bizim arzu ettiğimiz ölçüde demokrat bir parti olmasına genetik yapısı müsaade etmez. Ama bugün mesele CHP meselesi değil. CHP de bunun farkına vardığı için ciddi bir değişim süreci içerisine girdi. Ve AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği tek adam rejiminden, bir tür saray rejiminden, Türkiye'yi kurtarabilme yoluna girdi. Ha, biz bu tarafında da işin elbette bir önem görüyoruz ve dolayısıyla bu yönüyle de elbette desteklenmesi gereken bir proje olduğunun farkındayız ama biz olaya başka bir taraftan daha bakıyoruz ki CHP'nin içerisindeki aklı başında insanlar da muhtemelen bu yönden bakıyorlardır. Din bu ülkede milletin umum malıdır. Umumi mukaddesatın bir parti tarafından sahiplenilmesi
kimsenin hoşuna, gücüne gitmez. Her parti dini sahiplenebilir, sahiplensin. Ama bir parti dini kendi tek eline alıp, dine hizmeti biz yaparız, biz dine taraftarız, bizim dışımızdaki partiler, bizimle ittifak etmeyen partiler din düşmanıdır derse, meseleyi dine taraftarlık, karşıtlık üzerinden kurgularsa ve ittifakları Hayır İttifakı, Şer İttifakı biçiminde, Millet İttifakı, Zillet İttifakı biçiminde adlandırırsa, bu hem toplumsal dokuya zarar verir, hem kardeşlik hukukuna zarar verir, hem de insanların dinle arasındaki bağı koparır. Din bundan zarar görür. Dolayısıyla CHP'lilerin ve aklı başında herkesin tek adam rejimine karşı durma sebebinden bağımsız olarak, onlara ilave olarak, bizim gibi insanların aynı zamanda bu tür rejimlerden doğrudan dinin de zarar gördüğünü bilerek bu rejimleri değiştirme isteğinin arkasında dinle hürriyet arasında, imanla hürriyet arasında pozitif bağ kurma isteği de vardır. Bugünkü rejim tüm dünyaya şunu gösteriyor. Türkiye'de bugün yaşanmakta olan rejim tüm dünyaya şunu gösteriyor. İslamiyet istibdada müsaittir. Hayır, asla. Bunu reddediyoruz. İslamiyet hürriyeti ister. İslamiyet istibdada, rejim istibdadına, devlet istibdadına, ağanın, şeyhin istibdadına karşıdır. İstibdadın her türlüsüne karşıdır. O halde biz bu tek adam rejimiyle gelen çeşit çeşit istibdatlardan toplumu kurtarabilmek için eski rejime, doğru rejime geri dönülmesi ve o rejimin ıslah edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Parlamenter sistem Türkiye'nin siyasi yapısına da uygundur. Türkiye'deki dört siyasi eğilimin parlamentoda irili ufaklı küçük büyük partilerle temsil edilmesi, gerektiğinde koalisyon kurması, gerektiğinde tek parti iktidarı biçiminde yürümesi ama netice itibariyle dört eğilimin sandıktan çıkabilmesi ve siyasete yansıması gerektiği kanaatindeyiz. Oysa bugünkü sistem Türkiye'nin dört eğilimli, dört siyasi partili anlayışını, dört siyasi akımlı anlayışını bir kenara bırakan, onun yerine Amerikan vari bir tarzla işte Amerika'daki Cumhuriyetçiler, Demokratlar tahterevallisine benzer bir biçimde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tahterevallisiyle tahterevallinin tam ortasında ayağını bir tarafa uzatanın istediğini iktidar yapabildiği ve merkezinde aslında derin devletin bulunduğu bir siyasi pozisyon şeklinde yürüyor. Biz bundan da kurtulmak gerektiğini baştan beri söylüyoruz, düşünüyoruz. Dolayısıyla hem dini hassasiyetlerimiz hem de sosyal düzene ilişkin beklentilerimiz, demokrasinin gelişmesine ilişkin isteklerimiz aslında olağan bir döneme geçilmesini gerektiriyor. Bugün altılı masada birbiriyle ittifak halinde bulunan partilere biz oy verecek olduğumuzda bunlardan birine ya da diğerine oy vermiş olmayacağız. Aslında şuna oy vereceğiz. Bir tarafta iki partili, iki ittifaklı bir seçim ve yönetim anlayışı var. Öbür tarafta da altı partinin ya da dört siyasi eğilimin halkın önüne kendi partisiyle, partileriyle çıktığı bir siyasi model var. Biz bu ikinci siyasi modelin Türk siyasetine daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple bu yeni modelin, eski modelin yenilenmesi biçimindeki bu yeni modelin yeniden iktidar olabilmesi için, yeniden siyasete hakim olabilmesi için öncelikle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bir seçim yenilgisi alması gerektiği kanaatindeyiz. Ha, bunun elbette mahzuru da olabilir, bunun riskleri de olabilir ama bugünkü durum itibariyle şunu net söyleyebiliyoruz. Mevcut durumda ortaya çıkmasından korktuğumuz riskleri 10 yıldır, 15 yıldır söylüyoruz ve riskler ortaya çıktı. Bu mevcut durumda zaten ortaya çıkmış riskleriyle mi devam edelim yoksa ileride ortaya çıkması bu muhtemel başka riskleri de göğüsleyerek, göze alarak yeni bir sistemi yeniden denemeye mi başlayalım? Biz ikincisinden yanayız. Kanaatimizce doğrusu da budur. Bir deneme yapmakta bir mahsur yoktur. CHP bu yeni sisteme geçişi sağlayacağı için bir oyun arkadaşıdır, bir rol arkadaşıdır. Yoksa CHP elbette siyasi genetiği itibariyle muhafazakar insanların kolaylıkla evet diyebileceği bir parti değildir. Bundan sonra da olamayacaktır belki. Ha, ne zaman olabilir? Türkiye'de toplumun %60-70'i tam dindar mütedeyyin insanlardan oluşsa, öyle bir toplumun CHP'sinin de çoğunlukla muhafazakar mütedeyyin insanlardan oluşan bir CHP olacak. Açıktır söz gelimi. Çünkü toplum dindarlaşıyorsa her siyasi eğilim kendi içerisinde dindarlaşıyor demektir. Ve CHP de bundan nasibini alabilir. Bundan 20 sene önce CHP'nin
genel merkez binasında mescit yoktu. Bugün mescit var. Belki yarın o mescidi büyütmeyi düşünecekler. Türkiye'nin genel olarak dindarlaşmasından kaynaklanan bir sonuç olacaktır bu. Bunlar faydalı şeylerdir. Ama tekrar söyleyeyim. Türkiye'nin demokratların iktidarına ihtiyacı var. CHP demokratların iktidarına kapı açacaksa, yol açacaksa, kısa dönemde mevcut sistemi bitirmek için CHP'ye ihtiyaç varsa, CHP'nin liderliğine altılı masada tabiri caizse oyun kuruculuğuna ihtiyaç varsa buna da hayır denilemez. CHP'nin kendi dönüşümünü, kendi içindeki yaşadığı dönüşümü desteklemek bundan bağımsız bir konudur. CHP'nin dönüşümünü desteklemeliyiz, destekleyebiliriz ama bu desteğimiz ona oy vereceğimiz anlamına gelmez. Normal siyasi şartlara döndüğümüzde yine o bizden oy alamayacaktır. Yine biz ona muhalefet ederiz, yine biz ona eleştiririz ama dönüşmesini de isteriz. Hayra evrilmesini de isteriz. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de 1950'li yıllarda bir taraftan Demokrat Parti'ye oy vermiş ama öbür taraftan CHP'nin de eski icraatları ile ilgili olumlu bazı şeyler söylemiş. Yine 1950'den önce CHP liderlerine yazdığı mektuplarda da CHP'nin dönüşümüyle ilgili olarak tavsiyelerde bulunmuş. Bunları zaten hepimiz biliyoruz, seyircilerimiz de biliyor. Dolayısıyla CHP'deki dönüşümü istemek, hayra teşvik etmek başka bir şeydir. CHP'yi oy verilebilecek bir parti olarak görmek, göstermek başka bir şeydir. İkincisi bizim için pek mümkün görünmüyor. Evet, hakikaten yani bu çok önemli bir mesele, bilmemiz gereken bir mesele gerçekten. Şimdi seçime de yaklaştık. Şu son özellikle bir 10 sene öncesine gidersek, yani daha çok meydana çıktığı için söylüyorum. O dönemden bugüne kadar, yani son dönemde özellikle yaşanan hukuksuzluk ve buna benzer sıkıntılarla yaşanan hadiselerle yani birçok insan mağdur oldu. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuda adaleti mahza ve adalet-i izafiye tarifinde bizlere tavsiyesi bu konuda ne olmuştur ki? Üstadına şöyle bir sözü var zaten. Adalet-i mahza kabili tatbik ise adalet-i izafi zulümdür şeklinde. Siz bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Maalesef sadece 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında değil, aslında Ergenekon davaları sürecinde de, önceki birçok olaylarda da, 12 Eylül sonrası, 12 Eylül sağ sol yargılamalarında da Türkiye'de devlet adalet terazisini düzgün işletmeyi başaramadı, başaramıyor. Bu konuda aslında iyi örnekler var, somut örnekler var. Avrupa Birliği'nin adalet anlayışı, Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirdiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirdiği kurallar, genel olarak dünyanın kabul ettiği temel prensipler aslında Türkiye için de ışık tutacak esaslı prensipler durumunda. Bahsini ettiğiniz kural yani adaleti mahza aslında şu demek. Masumu korumaya öncelik veren bir adalet anlayışına ihtiyaç var. Suçluyu cezalandırmak devletin görevidir ama devletin öncelikli görevi masumun hakkını korumaktır. Masumun hakkını korumadan suçluyu cezalandırmaya kalkmak, masumun hakkını korumaya öncelik vermeden suçluyu cezalandırmaya kalkmak çoğu zaman adalet yapayım derken zulmetmeye sebep olur. Bediüzzaman Hazretleri de söylediğiniz formülle aslında bunu ifade etmiş oluyor. Adaleti mahza mümkün iken adalet-i izafiye gidilmez, gidilse zulüm olur. Yani bir somut olayda masumu korumak mümkünken masumu korumak, masumu koruyarak adalete ulaşmaya çalışmak mümkünken, masumu feda ederek suçluyu cezalandırmaya çalışmak, adalet de desek aslında bir zulümdür. Maalesef 15 Temmuz'da ve sonrasında bu yapıldı. Görünüşte darbe bahane edildi, darbe teşebbüsü bahane edildi. Öncesinde işte 17-25 Aralık süreci vesaire bahane edildi. Bunları bahane diyorum, mazeret olarak haklı mazeretlerdi ama zulme, haksızlığa bilhassa yaygınlaşmış zulme vesile edildiği zaman bu haklı mazeretler mazeret olmaktan çıkıyor, bahane haline geliyor. Kurt kuzu yiyeceği zaman suyumu bulandırıyorsun dermiş. Halbuki suyun aşağısındaki kuzunun suyu, üst tarafındaki kurdun suyunu bulandırması söz konusu olmaz. Burada da aslında benzer bir durum var. Ama maalesef devlet gücünü kullananlar çeşitli sebeplerle son dönemde bilhassa iktidarı muhafaza etmek gibi sebeplerle maalesef kurunun yanında yaşı da yakmak gibi bir yöntem benimsediler. Büyük kitleler de maalesef buna sessiz kaldı.
Alkış tuttu diyemeyeceğiz. Evet, bir kısım insanlar alkış da tuttu buna ama alkış tutanların sayısı fazla değildi. Büyük bir çoğunluk maalesef sessiz kaldı. O sessiz kalanlar ya bana da dokunurlar korkusuyla sessiz kaldı. Bir şekilde bir ucundan bir kıyısından kendisine de bulaşabileceğinden korktu. Ya da bana ne dedi? Başını kuma gömdü. Deve kuşunun yaptığını yaptı. Nasıl olsa beni kimse görmüyor dedi. Al bu koca gövdesi dışarıdaydı. Sessiz kalan milyonların koca gövdesinin dışarıda olduğunu zulme uğrayan milyonlar görüyor ve söyleyecek. Bugün söylemesi yarın söyleyecek. Neredeydiniz diyecek. Neden sustunuz diyecek. Yeni Asya gibi yayın organlarının ve Risale-i Nur talebelerinin 15 Temmuz'dan sonra yaşanan kitlesel zulümlere karşı sessiz kalmamasının arka planında elbette devletin adil olmasının istemek de var. Fakat olay bundan ibaret değil. Risale-i Nur talebeleri için 15 Temmuz sonrasındaki imtihan başka bir noktada kendisini gösteriyor. 15 Temmuz öncesinde başlayan, 17-25 Aralık'ta başlayan ve sonra 15 Temmuz'la birlikte darbe davasıyla birlikte cemaat eşittir terör örgütü formülüyle yapılan yargılamalarla yürütülen bu hukuksuz dönemde asıl problem kanaatimizce dinin zarar görmesiydi. Kardeşlik hukukunun zarar görmesiydi. Biz bunu baştan itibaren gördük, göstermeye çalıştık. Dedi ki bu büyük bir fitnedir. Bu büyük bir musibettir. Bu umumi bir musibettir. Bu musibetin dünyevi musibet boyutu evet önemlidir. Masum insanlar hapse giriyorlar. Masum insanlar perişan ediliyor, malından mülkünden ediliyor. Ama bunlar neticede dünyaya gelen musibettir. Asıl musibet bu olaylarda dine ve ahiretimize gelen musibettir. Kardeşlik hukukunun bozulmasıdır. İnsanların Müslümanlık böyleyse başların böyle Müslümanlığa diyerek dinden soğumasıdır. Müslümanların yönetiminde bunlar oluyorsa demek ki bu dinde bir problem var diyerek dinle arasında mesafe koymasıdır. Gerek Türkiye'de geleneksel olarak Müslüman neslinden gelen insanların İslamiyet'le mesafesinde olması gerekse tüm dünyada insanların ne oluyor bu nasıl Müslümanlık, Müslümanlar nasıl oluyor da birbirlerini bu şekilde kırıyorlar, savuruyorlar demesi dine çok büyük zarar veriyor. İşte biz Risale-i Nur talebeleri, Yeni Asya yazarları bilhassa dine gelen zarar boyutunu gördüğümüz için engellemeye çalıştık. Kavgayı büyütmemeye, bitirmeye çalıştık, ara bulmaya çalıştık ama maalesef sözümüz, sesimiz yetmedi. 15 Temmuz hadisesi de vesile ve bahane edildi ve arkasından çok daha büyük kitlesel zulümlere sebep oldu. Ama en azından biz tarihe not düşmüş oluyoruz. En azından biz hakkı söyleyen bir dil olarak söylemeye devam ediyoruz. Sesimiz gür çıkmıyor olabilir ama tarih her şeyi kaydediyor. Bir gün geldiğinde hiç mi ehli hamiyet yoktu, hiç mi kimse ses çıkarmadı denildiğinde birileri diyecek ki hayır, birileri ses çıkardı, birileri itiraz etti. Hak namına, hakikat namına, İslamiyet, Kur'an namına, kardeşlik hukuku namına bu yanlışa dur dedi. Ama maalesef güçleri yetmedi, seslerini duyuramadılar diyecek. Yoksa adalet istemekle elbette bir problem yok. Makul insanların hepsi birebir konuştuğumuzda adalet istiyorlar. Hatta hukukçular, meslekteki hakim, savcılar görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz zaman diyorlar ki evet yapılanların çoğu yanlış. Peki nasıl düzeltebiliriz denildiğinde bu devir geçmeden bu durum düzelmez diyorlar. Bu devrin geçmesinden kastettikleri şey ise belli ki siyasi iktidar değişmeden bu işlerin düzelme şansı yok. Aslında bunu yargılamalarda da görüyoruz. Hakim savcıların önemli bir kısmının topu taca atarken, davaları uzatırken bir beklentisinin olduğu da anlaşılıyor. Hele şu bir seçim bir geçsin bir bakalım hayırlısıyla. Seçim geçer de iktidar değişirse zaten bazı şeyler değişir beklentisiyle insanların. Bu da yanlış ayrı mesele. Adil hükmetmek mümkünken, adaletle hükmetmek mümkünken hükmünü erteleyerek zulme devam etmek de esasen elbette eleştirilmesi gereken bir konu. Ama bu birinciye nazaran biraz daha kabul edilebilir bir şey gibi görünüyor. Dolayısıyla biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Kur'an'ın dört esasından biridir adalet ve ibadet. Adaletten bahsetmek, adaleti istemek, adaletin mahzı dediğimiz masumun hakkını korumaya öncelik veren adalet prensiplerinin uygulanmasını istemek elbette her mümin için gereklidir. Her mümin için inancının bir gereğidir. Ama bilhassa bu dönemde müminlerin bu konudaki imtihanını pek de iyi verebildikleri söylenemez. Ve inşallah bundan sonra uyanırlar. Hep beraber uyanırız diyelim. Aynen, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, programımızdan sonuna geldik. Ahmet Battal hocama da bize de vakit ayırdığı için ve değerli görüşlerini bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Yayınlarınız için sizi tebrik ediyorum. Allah muvaffak Allah razı etsin. olsun. Dinleyicilerinize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek Allah üzere. razı olsun. Hayırlı geceler. Thank you.